Arkadaşlar merhaba, 3. bölümdeyiz. Daha önce de bahsettiğim gibi kendi favori pluginlerimi kullanıyorum. Ücretsiz pluginlerle nasıl mastering yapıldığını YouTube sayfamızda bulabilirsiniz. Orada anlatmıştım. Bu pluginlerin çoğu paralı, birkaç tanesi hariç. Ama imkanınız varsa satın alabilirsiniz veya demosunu indirip deneyebilirsiniz. Belki sizin de işinize yarayabilir. Öncelikle kompresörden başlayalım. Biz önce bir şu span'ı açalım, şöyle bir sabitleyelim buradaki küçük ikona tıklayarak. Mastering'de en önemli şey ilk başta kompresörle dengelemek. Yani hafif bir ayar çekmek arkadaşlar. Yalnız bunu yüklediğinizde şurada auto olayı var, görüyorsunuz. Yani gain otomatik olarak düzeltiyor. Ben bunu sevmiyorum. O yüzden kapalı tutuyorum. Burada her zaman yumuşak dizi seçiyoruz. Bunların, bu kompresör nedir? Kompresör nasıl kullanılır videomuzda? İleride premium bölümünü ekleyeceğimiz videomuzda bunların bütün detaylarını göreceksiniz arkadaşlar. Bu terimlerin ne işe yaradığını. Ama şimdilik benim izlediğim yolu izlerseniz rahatlıkla mastering yapabilirsiniz. Öncelikle aktif edelim. Gördüğünüz gibi burada mastering çok fazla devreye giriyor. Ve çok hızlı bir şekilde atak dediğimiz mastering'in devreye girme hızı hızlı bir şekilde devreye giriyor ve çok çabuk serbest bırakıyor. Çıkıyor yani mastering'den. Özür diliyorum, kompresöre gelen sinyali anında serbest bırakıyor. Ben biraz daha derli toplu olsun istiyorum ve hafif paralel kompresör ekleyeceğim buraya, Nivio kompresör dediğimiz. Hiçbir ayarı değiştirmiyorum çünkü zaten headroom'umuz belliydi daha önceden. Her zaman burada temizliği seçiyorum ben. Yani transparan özelliğini, ki çok fazla kompresör eklendiği belli olmasın. Arkadaşlar ne yaptık burada? Eşiğimizi, yani threshold'umuzu, kompresörün hangi desibelde devreye gireceğine dair ayarı mümkün olduğunca yukarıda tutuyorum. Çok hafif, yani böyle tepelere dokunacak şekilde o çıkıntıları düzeltmesi için fazla derine inmedim. Fazla kompresör vermiyorum. Ratio yine 2.0'da. Bunu da çok fazla açıp, gördüğünüz gibi şuraya bakın arkadaşlar. Çok fazla kısmasını istemiyorum sesleri. Sadece ufak tıraşlasın istiyorum. Yine birden devreye girip kicklerimizi de ezmeye çalışmasın. Veya anında devreden çıkıp bu pumping dediğimiz efektlerden birini oluşturmasın. Keza burada da kuru sinyalle, yani dry sinyalle kompresörlü sinyali birbirine biraz karıştırıyorum ki biraz daha desibel olarak, dinamik olarak hareketli bir parça olsun, waveform olsun o anlamda. Evet arkadaşlar, çok hafif bir şekilde tıraşladık parçamızı, waveform'u biraz daha düzeltmiş olduk. Parça boyunca bu ayarlar çalışacaktır. Bütün sıçramaların, sivri yerlerin kafasını kesecektir. Ve bize daha derli toplu bir ses sunacaktır. Çok fazla, dikkat ettiyseniz
az önce trash oldu bilerek aşağı doğru indirdim ki aradaki farkı görün diye, çok fazla ezmek istemedim. Aynı zamanda çok fazla da kuru sinyalle kompresörlü sinyali birbirine karıştırmak istemedim. Bu şekilde atakları da biraz geç başlatıyorum ki kick vurduktan sonra biraz nefes alsın ve devreye girsin. Keza release'leri de o parçadaki basslar vurduktan sonra hafif tepelerini tıraşlasın diye biraz açtım bu şekilde. Bir sonraki bölümümüzde Exciter ve Stereo Imager kullanacağız. Onları göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.